İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın tarihi yerleri Samosat, Adıyaman'ın 2000 yıllık Demirkale Mağarası. Arayvazyan ve Avusturya Dışişleri Bakanı Artsakh Dağlı Karabağ sorununun kapsamlı bir şekilde çözüme kavuşturulması gereğini vurguladılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşü Artsakh anlaşmazlığı henüz çözülmedi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan'ın Ermeni savaş esirlerine yaptığı zulme atıfta bulundu. ABD'li General Rusya ve Çin, Amerika Birleşik Devletleri ayrılırsa Ortadoğu'daki Doğu'daki nüfuzlarını genişletmeye çalışacaklar. Türkiye, ABD ile savunma işbirliğini yavaş yavaş azaltıyor. Artsak'taki anıtların tarihi ve pasaport verileri tek bir platformda yer alıyor. Savaşta şehit düşen sanatçı çocuklarımıza adanmış Yüksek Sesler adlı kitap yayınlandı. Batı Ermenistan'ın Samosat Adıyaman'da Sarp Anakaya oyularak yapılan 2000 yıllık 4 katlı işten bağlantılı demir kale mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor. 300'ün üzerinde tarihi öğren yeri ile adeta açık hava müzesi olan Samosat Adıyaman'da birbirinden ilginç tarihi yapılar bulunuyor. Samosat Adıyaman merkeze bağlı Zeyköy'ündeki İndere Kanyonu üzerindeki 4 katlı demir kale mağarası en ilginç yapılar arasında yer alıyor. Yaklaşık 2000 yıllık mağaralar mesken, işlik, sarnıç, değirmen gibi mekanlar olarak Roma döneminde de kullanılmış. Birbirine işten merdiven ve ulaşım deliklerinin olduğu mağaralar tescilli olunmasına rağmen pek bilinmiyor. Zeyköy muhtarı burada çok tarihi yerlerimiz var. Hem inanç turizmi hem de tarihi eserler açısından oldukça zengin bir köy. Zengin bir turizm potansiyeli var. Bunun değerlendirilmesi lazım diye konuştu. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan bildirildiğine göre Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Ara Ayvazyan, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinin ana konusu Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan'ın egemen topraklarına girmesinin yarattığı durumdu. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Ayvazyan olay yerindeki son gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde sunarak Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin derhal ve şartsız Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemenlik topraklarından çekilmesi gerektiği yönündeki ilkeli tutumunu teyit etti. Her iki tarafta bölgesel istikrar ve güvenliği koruma gereğini vurguladı. Bu bağlamda savaş sonucunda ortaya çıkan ve acil çözüm gerektiren Arsah Dağlı Karabağ sorununun kapsamlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasının önemi vurgulandı. İkili gündemle ilgili bir dizi konu hakkında görüş alışverişinde bulundular ve çeşitli düzeydeki temaslarda dahil olmak üzere siyasi diyaloğu yoğunlaştırmaya yönelik karşılıklı bağlılığı vurguladılar. TAS ajansı tarafından bildirildiği üzere Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İlham Aliyev'e Arsah Dağlı Karabağ sorununun çözümüne yardım etmeye hazır olduğunu ifade ettiği bir telgraf gönderdi. Başkan Biden, Washington'un Arsah Dağlı Karabağ barış sürecini desteklemeye hazır olduğunu yineliyor. Böylece Amerika Birleşik Devletleri Başkanı resmi Bakü'nün pozisyonuna rağmen Arsah sorununun henüz çözülmediğini kabul etti. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Ermeni savaş esirlerinin Azerbaycan tarafından cezai kovuşturulmasına ilişkin bir açıklamada bulundu. Armin Pres'in aktardığına göre Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şöyle denildi. Azerbaycan tarafından Arsaha yönelik son saldırı sırasında esir alınmış Ludwig Mıgırdıcan ve Alyosha Hosrovya'nın resmi Bakü tarafından cezai kovuşturulmasını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası insan hakları hukukuna özellikle de Cenevre Sözleşmesi'ne göre yukarıda anılan kişiler savaş esiri olarak kabul edilir ve askeri operasyonların bitiminden hemen sonra serbest bırakılmalıdır. Halbuki Azerbaycan onlar aleyhine sahte ceza davaları açtı. Böylece hem Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun normlarını hem de 9 Kasım 2020 tarihli üçlü beyanname kapsamındaki yükümlülüklerini açıkça ihlal etti. Uluslararası toplumdan gelen çok sayıda çağrıya rağmen Azerbaycan'ın Ermeni esirleri siyasi rehine olarak kullanmaya devam ettiği üzerlerinde işkence ve psikolojik baskı uygulamaya devam etmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığından General Grant McKenzie bir açıklamada bulundu. Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri varlığı azaltılarak rakip dünya güçleri olan Rusya ve Çin bölgedeki nüfuzlarını genişletmeye çalışacaklar. Bu konuda Associated Press'in aktardığına göre McKenzie genel olarak Orta Doğu süper güçleri arasında yoğun bir rekabet alanıdır ve bence bölgedeki konumumuzu değiştirmemiz takdirde Rusya ve Çin kullanabilecekleri bir boşluk olup olmayacağına çok dikkat edeceklerdir dedi. Middle East Thai web sitesi Türk kaynaklarına atıfta bulunduğu ve News IM tarafından bildirildiğine göre Türkiye ile ABD arasındaki ortak askeri tatbikatların ve istihbarat verileri alışverişinin 2016 yılında başlamak üzere aşamalı olarak durdurulmaktadır. Bu adımın Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından başlatılan bir sürecin parçası olduğu anlaşılıyor. Siteye göre bakan Ankara ile Washington arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle bir dizi ortak program ve işbirliğini askıya aldı. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkilerin birkaç yıl önce başlayan gerginlik çoktan belli. Ancak Soylu'nun eylemleri aslında şahsi bir meseledir. Soylu geçen hafta şüphelerini açıkça dile getirerek 2016 darbe girişiminin ABD tarafından emredildiğini belirtti. Televizyonda yaptığı konuşmada Birleşik Arap Emirlikleri'ni de darbe girişimine karışmakla suçladı. Sanat tarihçisi Anna Leyloyan Yekmalyan ve tarihçi arkeolog ve kültür bilimcisi Hamlet Bedrosyan 44 günlük savaştan sonra Azerbaycan kontrolüne geçen artsağın kültürel anıtlarını izlemek için bir grup üst düzey uzmanlarla bir araya gelerek monumenttuvaç.org web sitesi oluşturdu. Bu bilimsel makaleler, haritalar, fotoğraflar ve diğer materyaller aracılığıyla Ermeni anıtlarının tarihi, pasaport verileri ve diğer önemli yayınlarla tanışma imkanı sağlayan bir akademik platformdur. Leyla Uyandıyekmalyan 15 bilim insanı herkes tarafından kullanılabilecek bir veri koleksiyonu oluşturuyor. Uzmanlar 44 günlük Artsax Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'ın kontrolüne giren anıtları listeledi. Artsax'ta 4000'den fazla anıt var ve bugün 1700'den fazla anıt doğrudan tehlike altında. Bekleyecek vaktimiz yok diyerek uyarıyor. Ona göre site üzerinde muazzam işlerin inşa edilmesi gereken büyük bir çalışmanın kilit taşıdır. Affet beni vatan ben bir kölenim senin affet beni sürecin başarısız olduğu için muzaffer yürüyüşünü sağlayamadığım için beni affet ve acı çektiğin uzun günler boyunca tüm yaralarını bir teselli olarak vücuduma alamadığım için beni affet bağışlayın beni bugünün harika çocukları kanımın size ve gelecek nesillerin hayatlarını kurtarmak için yeterli olmadığı için beni affedin ve affet beni milletim sana güvenilir bir ülke veremediğim için. Bu satırlar 44 günlük savaşta şehit düşen Vaçagan Manukyan'a ait. 2 Mayıs'ta Hınko Haber çocuk kütüphanesinde Bağıran Sesler başlıklı kitabın tanıtımı gerçekleşti. Kitapta 44 gün süren savaşta şehit düşen Vartan Amalyan, Artak Barsakyan, Şirak Gasparyan, Avedik Garcikyan, Nikran Harutyunyan, Aren İsyan, Hayaser Hovsepyan, Vaçakan Manukyan, Suren Melikbekyan, Şant Navoyan ve ilk Arsak Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşen Arsaklı şair Gomidas Hagopyan'ın yarattığı eserler yer alıyor. Kitap, Hamazgay'ın Ermeni Eğitim ve Kültür Birliği'nin Yerevan Ofisi'nin girişimiyle yayınlandı. Böyle bir düşünce savaş sırasında doğdu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Thomas Bohsen tarafından seslendirilen Ermeni fedaisi Keri'ye adanmış Keri adlı Ermeni halk şarkısını sunuyoruz. <laughs> Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.